Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben. Bugün iki tane canlı yayınımız olacak. Bunlardan ilki sınav kaygısı ve pandemi sürecinde zaman yönetimi. Öncelikle pinliyorum. Çok değerli konuklarımız var. Bugünkü konuşmacı konuğum yardımcı doçent doktor Sultan Şehitoğlu hocam. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok farklı illerindeki özel öğretim kurslarından aday öğrenciler misafirimiz. Onlara da selam vereceğim az sonra. Şimdi hocamı davet edeceğim yayına. Hocam davet yolladım size. Nide'den Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu Akkuş VIP, Düzce Safir Kurs Merkezi'nden ve Nevşehir Kapadokya Matematik'ten aday öğrenciler bizimle. Hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Sizi görmek merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız hocam? Günleriniz nasıl geçiyor? Teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde de olsa günlerimiz aynı yoğunlukta. Ofisten değil evden bu sefer öğrencilerimize yardımcı olmakla derslerimizi sürdürmekle geçiyor. Sanıyorum bütün Lefke Avrupa Üniversitesi hocaları için de ve sizler için de aynı durum söz konusu. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Hocam soruları nereden sorabiliriz diye yazmışsınız. Soru kutucuğunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar açıkken yorumlardan da yapabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hocam çok değerli üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımız da bizleri izliyor. Nide'den, Nevşehir'den, Düzce'den öğrenci arkadaşlarımız da bizimle. Bugün sınav kaygısı ve pandemi sürecinde zaman yönetimi konusunu sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Öncelikle sizi takdim etmek istiyorum. Sayın Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sultan Şehitoğlu. Şunu sorarak başlamak istiyorum hocam. Şimdi hepimizin ama özellikle işte sınava hazırlanan öğrencilerin yaşama dair, geleceğe dair kaygıları oluyor. Özellikle sınava hazırlık süresinde oluyor bu. Kaygı belirtileri nelerdir? Bu belirtileri biz nasıl fark ediyoruz? Sizler bunu bir psikolog olarak kontrol altında almamızı nasıl tavsiye edersiniz? Nasıl yönetebiliriz biz bunu? Teşekkür ederim. Aslında yaşama dair, geleceğe dair endişe ve korkular yaşamın doğal bir parçası. Ve aslında bunlardan tamamen kurtulmayı istemek istedik bir durum değildir diyelim. Çünkü aslında bunlara birazcık orta düzeyde kaygı düzeyine hepimizin ihtiyacı var. Kendimizi geliştirmeye motive olmamız için, yeni şeyler öğrenmeye, hayatımızı daha zenginleştirmeye yönelmemiz için aslında kaygı duygusuna ama orta düzeyde, makul düzeyde bir kaygı duygusuna ihtiyacımız var. Peki bu herhalde kimileri için neden rahatsız oluyor, edici olabiliyor diyelim. Buradan bakarsak eğer aşırı halinde işte o zaman bu hayatımızı zenginleştiren boyutundan çıkıp bizi bir şeyleri işlevsel biçimde yerine getiremez hale gelebiliyor. İşte o düzeyi istemiyoruz ve bununla başa çıkmanın çeşitli ipuçlarını öğrencilerimize verebiliyoruz ya da yetişkinlere de aynı ipuçları işe yaramaktadır diyelim. Şimdi sınava hazırlık süresinde ve sınav esnasında kaygılar hissedilebiliyor hocam. Onu hissettiğimiz anda bunu nasıl yönetebiliriz? Aslında kaygıyı yönetmek konusunda çoğunlukla kişilerin kendi kendine buldukları bir takım yollar varsa da psikoloji biliminin bize sunduğu birçok teknik ve yolda mevcut. Aslında kaygı belirtilerini düşündüğümüz zaman
Aşırı kafeinli içecek tüketildiğinde oluşan fizyolojik tepkilere benzer tepkiler oluşturuyor insan bedeninde kaygılı, stres yaratan durumlar. Yani nedir bunlar? Yükselen kalp atışı, terleyen avuç içleri, yükselen tansiyon gibi fizyolojik değişiklikler. Bu da bize aslında ilk ipucumuzu vermekte. Demek ki kaygımızı kontrol etmek istiyorsak ve bizim istediğimizden biraz yüksek seyretmekteyse o dönemlerde kafeinli içeceklerden biraz uzak durmamız gerektiğine dair bir ipucu bu. Diğer kullanılabilecek yöntemler genel olarak kaygıyı nasıl yönetebiliriz konusunda tabii ki psikoloji bilimi bize nefes egzersizleri gibi teknikler de sağlıyor. Örneğin işte nefesinizi 6'ya kadar sayarak alıp sonra bunu 9'a kadar sayarak vermeye çalışmak. Her zaman aldığınızdan daha çok sayı sayarak vermeye çalışmak gibi çok basit ve kolay görülen bir egzersiz bile kaygıyı kontrol altına almakta bir dakikadan kısa sürede başarı sağladığını psikoloji biliminin bize gösterdiği tekniklerden biri. Bir sınav için sırada beklerken kolayca kullanılabilecek bir tekniktir. Bir nefesle rahatlamayı kendi bedeninize hatırlatmak. Bunun yanı sıra aslında sağlıklı olmak ve pandemi düzeyinde bağışıklığı güçlendirmek için gereken her şey. Diğer hocalarımızın sosyal medyadan bilgilendirdiği birçok konuda kaygıyı da kontrolde yardımcı. Nedir bunlar? Düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek, çalışıyor olunan bu dönemde bunları ihmal etmemek, günlük çalışma planının bir parçası haline getirmek, işte kendinize meyve mi yedim mi, diğer öğün atladım mı sorularını da çalışma planınızla bir arada düşünmek. Ve uyku düzenine sahip olmak da önemli bir ipucu. Genel olarak aşırıya meyleden kaygıları toparlamakta yararlı diyelim. Ve de tabii ki en önemlisi olumsuz iç düşüncelere çok fazla yüz vermemek. Bunlar doğaldır, herkesin aklından geçer ama felaketleştirmeksizin böyle düşünmenin kendinize yararı olmadığını kendi kendinize hatırlatmak. Diğer bir önemli konu da evet stres kaygı duygusu çok insani. Herkes yaşar. Demek ki bir de kaygı duyuyoruz diye kaygılanmaya ve kendi kendimize eziyet etmeye hiç gerek yok. Durup olumluyu düşünerek elimden geleni yapıyor muyum? Evet yapıyorum. O zaman kaygılanmaya gerek yok, devam etmeliyim diyerek ana odaklanmak çok önemlidir. Evet, sorular da geliyor bir yandan. Arkadaşımın biri buyurun. Günde 17 bardak kahve içiyorum demiş büyük ihtimalle. Bu uyarıcıyı alma ihtiyacı duyuyor ama zararlı diye soruyor. Evet, genellikle uyarıcılar tam istenen tepkiyi yapmazlar. Ne yazık ki uyarıcılara değil kendi zihin gücünüze güvenin diyoruz. Ve lütfen bedeninizi bu kadar zorlayarak çalışmaya zorlamak yerine mantıklı, mümkün olan derecede çalışmaya odaklanın ki bedeniniz tükenmesin. 17 bardak kahve, kendileri de farkında ki sormuşlar soruyu, çok makul düzeyde kafein tüketimine çok uygun bir rakam gibi değil. Zaten aslında ben şuna inanıyorum. Evet, biz hocalar her birimiz bir alanda uzmanız ama günün sonunda her birey, dünya üzerinde yaşayan her birey kendi kendinin uzmanıdır ve çoğunlukla nerede hata yaptığımızın aslında farkındayızdır. Yeter ki durup düşünelim ve o konuda bir şey yapmak isteyelim. Evet. Bir öğrenci adayımız da kaygı öğrenmeyi nasıl etkiler diye sormuş. Güzel bir soru. Aslında dediğim gibi kaygı bizim istediğimiz bir şeydir. Kaygı adeta en süper gücüdür de diyebiliriz gençlerimize. Bizim hayatta kalmamızı sağlar makul miktarda kaygı.
Kaygı olmaksızın karşıdan karşıya bile geçerken hayatta kalamayız. Makul miktarda bir kaygıya demek ki ihtiyacımız var ve çok güzel işlevsel bir şey. O nedenledir ki bedenimizin savaş ya da kaç tepkileri dediğimiz o kalp atışının hızlanması, tansiyonun yükselmesi bunların hepsi insan bedenini gerçek tehlike karşısında ya savaşmaya ya mücadele etmeye ya da kaçmaya hazırlamak için olan olumlu değişiklikler aslında. Beden kendini koruyor. Ancak bu karşıdaki olayla orantılı olmadığı zaman işte o zaman başımız derde giriyor. Orantısız kaygı kendine zarar veriyor. Amaç sağlıklı kalmaksa sağlığı bozuyor. Amaç bir sınava hazırlanmak ve başarılı olmaksa onu olumsuz etkiliyor. Orta düzeyde kaygı. Peki bunu nasıl sağlayabiliyoruz? Az önce sözünü ettiğimiz başa çıkma yolları kaygıyla her zaman pek çok kişide işe yaramış tekniklerdir. Online küçücük çalışma süreleriyle ne öğrendiklerini birbirine anlatarak karşı tarafın kontrol etmesi bunun iki etkisi olacaktır. Hem birbirlerini özlemiştir çocuklarımız. Böyle bir görüşme olanağı çalışma zamanından feda etmeksizin hem de bir diğer insana yardım etmenin hazzı. Arkadaşlar arası güzel bir paylaşımda inanıyorum ki kaygılarını olumlu yönde, işlevsel yöne çevirecektir, azaltacaktır. Evet. Hocam ortalama uyku düzeni ne olmalıdır? Ben arkadaşlar çok fazla sorular yöneltiyor. Bir yandan onları da not alıyorum. Teşekkür atlamadan sormak istiyorum. Ortalama uyku düzeniyle ilgili ne söylersiniz? Aslında literatürde her ne kadar 6-8 saatlerden söz eden bir takım kaynaklar varsa da kişiseldir. Uyku ihtiyacı çok kişisel bir farklılıkların görüldüğü bir alandır. O yüzden kişi kendi ihtiyacını bilerek yeterli düzeyde, tabii ki bu asla 24 saat değildir, evet kişiseldir ama makul sınırlar içerisinde kişisel farklılıkları dikkate almak önemlidir. Kendi ihtiyacına göre ayarlamalıdır kişi yeterli uykuyu ve bunu sürekli eksiltmemek de çok önemlidir. Uzun dönemde verimliliği azaltır ve başarısızlığa yol açabilir. Uyku da planınızın bir parçası olmalıdır. Evet. Hocam şimdi öğrenciler biliyorsunuz içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı ÖSYM'nin de almış olduğu önlemlerden ötürü sınava maskeyle gidecekler. Sınav alanına maskeyle gidecekler. Zaten seyrekleştirilmiş sınıflarda, salonlarda sınava alınacaklar. Dün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıkladı. Maskeyle gidip oturacaklar sıralarına. Sanıyorum sınav esnasında maske çıkartmak serbest olabilecek ama tabii ki bilim kurulu o güne kadar kararı değiştirir mi? Bunu hastalığında, salgınında seyri belirleyecek. Maskeyle sınava gireceklerini bilmek öğrencilerde bir stres yarattı. Şu anda arkadaşlarım da onu soruyor zaten. Bunun için ben duyduğum bu stres için ne yapmalıyım? Bu stresle nasıl başa çıkmalıyım diye soruyor. Aslında evet, belirsiz yeni durumlar doğal olarak her insanda bir güçlük olarak algılanıyor ilk anda. Ancak şöyle düşünelim, evet bu değişik bir durum, farklı bir durum. Ancak bu sınavda bir sıralama sınavı. Demek ki hepsi aynı koşullarda bir sıralama için yarışıyor olacaklar. O kadar fazla etkili olmayacağına inanıyorum ben maskeli ya da maskesiz yapıyor olmalarının ve dediğiniz gibi o güne kadar belki de değişik kurallar da söz konusu olabilecektir. Ve daha önce sözünü ettiğimiz rahatlama teknikleri, gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri burada da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli bir konu vardır. Hayatımızda olup biten şeyleri aslında ne olduğundan ziyade insanların bunu nasıl anlamlandırdığı, nasıl yorumladığı önemlidir. O yüzden özellikle bir amaca yönelik bir şeyler yapmaya çalıştıkları bu dönemde
olumsuz yorumları akıllarından uzak tutmalarını öneriyorum. Buna rağmen başarmanın keyfini getirir zorluklar uzun vadede, böyle düşünerek rahatlamalarını öneriyorum. Hocam, bir arkadaşımız kendisini yapabileceğini o kadar inandırmış ki sıfır kaygı hissediyormuş. Dolayısıyla test çözmek içinden hiç gelmiyormuş. Tabii siz de az önce belirttiniz. Kaygının olmaması da aslında bizi tehlikeye sokacak bir durumdur. Kaygı hissetmesi için ne yapmalıyız? O kadar da biz bir şey yapmayalım. Eminim çocuğumuz bir ara ihtiyacı duyduğu için de böyle hissediyor olabilir. Küçük tekrarlara duyabilir. Belki gerçekten her şeyi öğrendiğini düşünüyordur. Bir kontrol etsin bakalım. Sahiden zannettiği kadar hatırlıyor mu? Bir dönüp bakıversin. Ya da daha az öğrenmiş olduğunu düşünen arkadaşlarına öğretmeyi denesin. Çeşitli tekniklerle birilerine yardım etme hazzını yaşamış olur. Hem de kendi son zamanda yapılması gereken tekrarlarını kaybetmemiş olur. Elden geleni yapıyor olmak önemlidir bu gibi durumlarda. Elimden geleni yaptım diyebiliyorsa kişi, sonra olacaklar ne olursa iyi başa çıkılır ve iyi karşılanır. Bunu akılda tutmak önemli. Evet. Şimdi bir tane arkadaşımız maske ile ilgili yorum yapınca astım hastası olduğunu söylemiş. Arkadaşım sanıyorum astım hastaları için bir düzenleme gelecektir. Açıklama yapılacağı yönünde duyumlar var çünkü. Biz de hani sizlerle Aynen. birlikte duyacağız. Onu da bekleyelim. Muhakkak bir düzenleme olacaktır diye düşünüyorum. O soruyu es geçmemiş olalım. Hocam peki ben şunu sormak istiyorum size. Zamanı verimli kullanmak dediğimiz şey nedir? Biz ne yaptığımız zaman zamanımızı verimli kullanmış oluruz? Aslında zaman planlamasıyla iç içedir ilgi literatürde de. Zamanı nasıl verimli kullanabiliyoruz ya da en işlevsel şekilde zamanımızı nasıl yönetebiliyoruz? Örneğin çalışılacak bütün materyal varsa, bir sınavdan konuşuyoruz. Şu anda sınava yönelik zaman yönetiminden konuşuyorsak, bu materyalin aynı klasörde, ulaşılır bir yerde toplanması zaman yönetimi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra araya küçük molalar tam çalışma zamanını kaybettiriyor gibi görünse de aslında zamanı daha iyi yönetmeyi sağlayacaktır. Verimliliğinizi artıracaktır. Her bireyin öğrenme tarzı farklıdır. Kişinin kendi öğrenme tarzına uygun planlar yapması, zamanını verimli kullanmak açısından çok çok önemli ve dediğimiz gibi daha önce de çalışmanın öğrenme ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakmak da doğru yönetiliyor mu bu zaman? Çünkü çocuğumuz mola vermeksizin çalışmaya kendini zorlar. Belki de böylesi çalışmanın öğrenme ile sonuçlanmadığını görmesine ihtiyacı var, araya molalar olmanın önemini anlaması için. Pandemi döneminde özellikle zaman yönetimi, düzenli yemek zamanı da içermeli, çalışma zamanının yanı sıra düzenli hareket zamanlarını da içermeli. Ve diyelim ki öğrencinin motivasyonu bir sebepten ya da ruh hali düştü, olumsuzlaştı. Kalkıp hoşuna giden bir müzik eşliğinde 2 dakika bir kültür fizik hareketi yapmak veya dans etmek. Bunu arkadaşlarıyla online olarak da 2 dakika. Bazen çalışılan konu zor gelir. Bunu zaman çalışma zamanı ama çalışmak isteyen bağlansın arkadaşlar. Böyle teknikler gençlerin bazen
çok işine yarıyor. Ve bunu bir oyun gibi, bir tiyatro gibi çeşitli kılıklara sokarak o konuyu birbirlerine anlatmaları bazen hem eğlenmelerini hem ruh hali bulaşması, o ruh hali bulaşıcıdır. Birbirlerine olumlu ruh halini de öğrenmeye ederek çeşitli zaman yönetimleri gençler bulup bizlerle paylaşıyor. Yaratıcı taktiklerle gereken planlamayı yapabilmeye inanıyorum ben. Evet. Ses arkadan geliyor bağlantı hızına göre. Ben o yüzden biraz durdum, dinledim sizi. Soruyu ben tekrar yenilemek istiyorum hocam. Arkadaşım dedi ki son iki hafta kala ben yeniden denemeleri çözmeye yoğunlaşmalı mıyım? Yani daha doğrusu devam etsin mi son iki hafta kala deneme çözmeye? Aslında bu kişisel denememi çözecek yoksa konuları şöyle bir tekrar mı edecek? Öğrenci kendinin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o yönde kendini desteklemeye devam etmesi her zaman işe yaramaktadır. Hani iki hafta kaldı, bir hafta kaldı, hiç kapak açmayalım çok doğru değil diye düşünüyorum. İlgili literatürde tekrarın faydasını söylüyor ama kendilerini hasta edercesine değil, düzgün, mantıklı, sağlıklarını da koruyor bir plan dahilinde konuları taze tutmaya devam etmeleri tavsiye olunur. Evet. Hocam, şimdi öğrenmek, bilmek gibi kavramlar da tamamız. Siz anlattığınız zaman çok güzel motive doluyoruz. Tamam diyoruz, uygulayacağız bunu. Veya ben bunu zaten biliyordum diyoruz. Ama İşte bir ikna süreci var ki onu nasıl sağlarız hocam? Harekete geçme motivasyonu nasıl sağlanır? Her insanın motivasyonunun zaman zaman azalması doğaldır. Bir kere bunu da kabul etmeliyiz. Sürekli tek bir hedefe odaklanıp mükemmel bir şekilde orada çalışmak gibi bir mükemmel insan yok dünya üzerinde. Kendinizi çok zorladıkça da bunun ters tepdiğini görüyorsunuz zaten. Ruh halinde olumsuz yön ve de ana odaklanmak. Ama ana odaklanmak çok yanlış anlaşılan bir kavramdır. Sürekli eğlenmek anlamına gelmez. Bu anın gerekliliği nedir? Yaklaşan sınava hazırlanmak. Sınav gününün gerekliliği nedir? Mümkün olduğunca çok soru çözmek. Çıktıktan sonra kaygı yaşamak istiyorsam kendime izin vereceğim diye hatırlatmak bile işe yaramaktadır. Bunun gibi. Evet, şu anda çalışması gerekiyor ama içinden gelmiyor. İki dakikalığına hoşuna giden bir müzik koyup yerinden fırlasın öğrencimiz. İki dakika bir dans etsin, egzersiz yapsın, bir şey yapsın. Dönüp ya da iki dakikalığına bütün gün online kalıp sohbet ederek değil, güvendiği biriyle bu duygularını paylaşsın. Yenilenmiş olarak dönüp tekrar hedeflerine yönelik çalışması mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Kendine neden bunu yapması gerektiğini hatırlatmak, motivasyonu tetiklemenin çok önemli yollarından biri. Hedeflerinizi yazıp sağa sola yapıştırmak bazen yetişkinlere komik gibi gelse de yetişkinlerde bile işe yarayan bir yöntemdir. Hedeflerimizi yazılı olarak gözümüzün önünde görmek ya da en azından aklımızdan geçirmek bizim motivasyonumuzu tetikleyecektir diye düşünüyorum. Evet, sanki hiçbir şey yapamayacakmışım gibi, başarılı olamayacakmışım gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Çevremden de çok fazla baskı var. Ne yapmalıyım bununla ilgili diye soruyor öğrenci arkadaşım. Bir kere çevre için çalışıyorsak zaten bu başlangıçta bizim moralimizi bozar böyle bir düşünce içinde olmak. Bunun yerine kendi geleceğiniz için bir şey yapmayı seçmiş olmak, bunu düşünmek, bunu kendinize hatırlatmak önemli. Baskılar öte yandan şöyle yorumlayabiliriz. Daha önce
de söyledik. Olayları nasıl yorumladığımız bizim o konuda ne hissedeceğimizi ve nasıl davranacağımızı etkiler. Aynı olay başımıza geldiğinde küçük bir örnek verecek olursak, diyelim ki sokakta yürürken bir sevdiğiniz bir arkadaşınız size selam vermeden geçti. Olay aynı olay. Ama bunu yorumlama biçiminize göre çok mutsuz olabilirsiniz. Bana küstü galiba diye yorumlarsanız ya da görmeden geçti, aceli vardı diye yorumlayabilirsiniz. O zaman modunuz, duygularınız olumsuz etkilenmez. Olay aynıdır ama yorumlama biçimimiz bizim ruh halimizi ve davranışımızı, belki de sonradan o kişiye küsüp küsmeyeceğinizi gençlerde özellikle etkileyebiliyor yorumlama aynı olayda. Bunun gibi çevredeki kişilerin size hakkında ya da işte daha çok çalışma hakkında baskılarını. Gelin şöyle düşünelim. Beni seviyor, önemser ki geleceğim için benden bile kaygılılar. Evet, sen yöntemleri baskıya dönüşebiliyor, beni üzebiliyor ama aslında niyetlerinin iyi olduğunu biliyorum. Ama onlar psikolog değil, öğretmen değil. Yani doğru yöntemle beni motive etmeyi bilmeseler de hayatımda beni motive etmeye çalışacak birilerine sahip diye düşünmek, eminim yorum farkından dolayı onları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, güzel yorumlarınızı ve sorularınızı da görüyorum bu arada. Henüz AYT çalışmaya başlamadım. İşte son bir ay kala çalışsam tıp fakültesini kazanır mıyım diyor arkadaşım biri. Evet, kazanırsın ama bir sene sonra kazanırsın diyelim. Şimdiden itibaren çalışmaya başlarsan. Size şu soruyu yöneltmek istiyorum hocam. Zihnimizi üstesinden geleceğim, başaracağım, son derece motive olmuşum, buna hazırım şeklinde nasıl ikna ederiz hocam bu cümleleri? Aslında tam olarak illaki hani en iyisini ben yapacağım gibi ya da illaki başaracağım gibi değil de başarmak için elimden geleni yapıyorum gibi düşünmek. Bu konuya çaba göstermemin geleceğim için önemli olduğuna inanıyorum gibi ve başardıklarınızı da kendinize hatırlatarak geçmişte başardığınız çabanızın karşılığını aldığınız zamanları da kendine hatırlatarak kendi kendini motive etmesi mümkündür. Evet. Elimden geleni yaptım diyebilmek çok sihirli bir cümledir. Sonuç olursa olsun başa çıkmayı kolaylaştıracak bir yaklaşımdır. Gerçekten var olan koşullar içerisinde elinizden geleni yapmayı planlamak ve yapmaya çalışmak en önemlisi budur. Hayatta her insanın elinden şey gelmeyecek durumlar da karşısına çıkabilmektedir. Önemli olan elimizden gelenleri odaklanmak ve onu mümkün olduğunca en iyi biçimde, hazır biçimde karşılamaktır. Elimizden gelen her şeyi yapıyor olmaktır diyelim. Evet, siz geriden geldiği için hocam, siz aslında cümlenizi bitirdiniz, beni bekliyorsunuz ama sizin, ben de cümlelerinizin bitmesini bekliyorum. O yüzden duraksama oldu. Yani dünya değişiyor, meslekler, seçimler de değişebilecek. Kendisi fizyoterapist olmak istiyordu. Ailesi de içinde bulunduğu bu dönemi değerlendirerek ziraat mühendisi olması gerektiğini söylemiş. Onun da kafası karıştı tabii haliyle. Siz bir psikolog olarak bu kafa karışıklığını nasıl yorumlarsınız ve ona nasıl yol gösterirsiniz hocam? Az önce de söylemeye çalıştığımız büyüklerden gelen öğütler önemli.
bir o kadar önemli olan konuda gencinin kendi duygularını ve isteklerini için önemli paylaşması, açık ve netleşmesi önemli. İstek mesleği yapıyorken bulmaması önemli. Popüler meslekleri bazen birkaç yıl içinde de değişikliğe uğramaktadır. O yüzden gerçekte yapmak istedikleri yaparken mutlu olacaklarına ve verimli, faydalı olacaklarına inandıkları meslekleri seçme yönünde ben bir psikolog olarak bunu öneriyorum. Açık ve net biçimde kendi dileklerini paylaşsınlar büyükleriyle ve düşünsünler birlikte bir şeylere karar vermesinler diye öneriyorum. Hocam son sorumu sorup ondan sonra teşekkür etmek istiyorum size. Zaman yönetimi elbette sadece sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler için geçerli bir kavram değil. Çünkü o sürece dahil olan öğrencilerin paydaşları oluyor. Başta öğretmenleri ve evdeki süreci yöneten velileri. Siz onlar için hocam, bu rolü üstlenenler için neler söylemek istersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Zaman yönetimi elbette özellikle böyle sıra dışı bir zaman yaşamak, bir pandemi döneminde bütün büyükler, veliler, öğretmenler, herkes için önemli bir konu halini alıyor. Aslında günü sanki işe gidiyormuş gibi belli bir şekilde planlamak, yemek zamanları, mola zamanları, yapılması gereken işler asla bitmiyor. Sizler gibi evden çalışan kişilerin zaten ve organizedir. Böyle olmayanların da plansız parçalarını en azından günlerinin mümkün olduğunca tabii ki çok strese sokacak bir planla, çok sıkı bir plan etmiyoruz. Küçük esnekliklere bir plan biçiminden söz ediyoruz. Sağlığı, okumayı içine sığdırmak ve bunu en önemlisi evde kapalı kalınan bir süre olarak değil de evde zaptı olarak olumlayarak felaketleştirmeden bu dönemi yaşamak, kendimizi belki de uzun süredir yapamadığımız şeylere eğer çok programlı ve dolu bir vaktiniz varsa tabii ki kendinizi ekstra şeyler için zorlamayınız. Ama küçük zamanlarınız varsa bunları daha da kendinizi zenginleştirmeye ayırmak, bu şekilde esnek bir planlama ile günleri geçirmek ve sağlıklı bir şekilde fırsata dönüştürmek dönemi, bu farklı dönemi örneğin, bu dönemi zorlu bir dönem değil, farklı bir dönem diye nitelemek aklımızın içinde bizim ruh halimizi de olumlu tarafta tutmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Hepimiz için, gerek öğrencilerimiz, çocuklarımız için, gerekse hocalarımız, velilerimiz ve diğer herkes için böyle olumlu zamanlar ve iyi zamanlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için, bizlere verdiğiniz bilgiler için. Misafir arkadaşlarıma, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarıma ve onların öğretmenlerine de yayınımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı Instagram TV'de iki kısımlı olarak görebileceksiniz. Profilimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler hocam. Yeniden koptunuz. Yayını bitirmek durumundayım. Tekrar geldi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yayınımızın sonuna geldik. Katılımlarınız için sağ olunuz. İyi günler. Hoşçakalın. Herkese sevgiler. İyi günler, iyi günler.